Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir kitap tanıtımıyla daha birlikteyiz. 2 ay oldu, arayı bu kadar uzatmamam gerekiyordu. Onun için bugün en az 2 video çekmeyi düşünüyorum. Neyse, çok uzatmadan kitabımıza geçelim arkadaşlar. Bugün tanıtacağım kitabın adı Harry Potter ve Sırlar Odası. Yani Harry Potter serisinin ikincisi arkadaşlar. Kitabımız tam olarak 314 sayfa ve yani bence bu kitap bayağı iyiydi. Yani Ama Harry Potter 4 ve 5 kadar beğenmedim bu kitabı. Yazarını kitabın zaten biliyorsunuz J.K. Rowling. Çeviren kişi Sevin Okyay ve basan yayın evi Yapı Kredi Yayınları arkadaşlar. Evet, şimdi kitabın içeriğinden birazcık bahsedeceğim ama çok fazla spoiler girmemek için. Yani çok detay vermeyeceğim. Başını anlatacağım, ondan sonra da bitireceğim videoyu arkadaşlar. Demiyorum. Oyunculuğu oyun. Yani ondan da bahsettim. Yani daha anlatacak bir şey yok. Çok detaya girmek istemiyorum. Spoiler vermemek için. Ve sonunda yani yılın sonlarına doğru karşılaşıyor ve o kişinin ele geçirdiği kişi, yani o büyücünün ele geçirdiği bir kişi var ve o da Harry Potter'ın karanlık sanatları karşı savunma öğretmeni Quirrell. Wow. Şimdi kitabımızın başında her zamanki bir şey var. Bu kitap ne? Her zamanki gibi yeni bir Harry'miz var. Yani yeni bir yıldaki Harry. Normal yine Dudley ile kavga ediyorlar. Şudur budur ama bu sefer geçen seneden değil yani farklı olarak hiçbir mektup gelmiyor. Yani arkadaşlarıyla mektuplaşacaktı. Hatta arkadaşı Ron'un da evine gidecekti Harry. Tabii Quidditch heyecanı falan da var. Var da okula gidince oynamak için. Neyse, onları geçiyorum. Hiçbir mektup gelmiyor herhangi bir. En sonunda da arkadaşı Ron ve abileri tarafından evden çıkartılıyor ve kendi evlerine getiriyorlar onu, Harry'e. Harry'e aslında bir sürü mektup geliyormuş ama mektuplarda Dobby isminde bir evcinin tarafından engelleniyormuş. Yani alınıyormuş Harry Potter okula gitmesin diye. Neden? Onu da zaten kitabın ilerleyen vakitlerinde öğreniyoruz. Daha sonra Harry, Ron, Hermione güzelce vakit geçiriyorlar. Ondan sonra okul vakti geldiğinde de her zamanki gibi kitaplarını alıyorlar ve ilerleyen günlerde de okula gitmek için Hogwarts Express'ine biniyorlar. Daha doğrusu binemiyorlar. Herkes önden gidiyor. Anneleri de artık filmini de izlerken şey dedim yani, neden oğlunu önden göndermiyorsun diye. Herkes önden giriyor. Bir tek Harry ile Ron kalıyor ve istasyona, yani peron 9-3 çeyreğe giremiyorlar. Daha sonra yani Harry'nin kaçırıldığı araba uçan bir Ford Angela. Onunla birlikte otoparka gidiyorlar. Arabayı görünmez moduna alıp uçup treni buluyorlar ve onunla gidiyorlar. Daha sonra Şamarcı Söğüt adındaki bir ağaca çarpıyorlar. Araba paramparça edilip ormana gönderiliyor. Evet. Yani kitabın başı bu şekilde zaten, daha ilkten maceralı geçiyor. Ondan sonra da Harry bu kitapta gördüğünüz gibi zaten kitabın sonlarında Basilisk'te savaşıyor falan. En sonunda da Harry ölüyor. Sonra da bir daha canlanamıyor. Seri de devam etmiyor bunun için. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Arayı uzatmadan bir sonraki kitap tanıtımında görüşmek üzere. Bay bay.